Yani AKP'li Anayasa Komisyonu üyesi Hüsnü Tuna artık soruşturuluyor. Ancak AKP'nin gizli ajandasını açıklayan Tuna hakkında açılan soruşturma tepkileri dindirmeye yönelik makyaj olarak yorumlandı. Partisinin türbanı üniversitelerde serbest bırakacak düzenlemeyi ağırlık verdiği günlerde hızını alamayarak hedefimiz kamu hizmeti veren personelde de türban yasağı olmaması diyen ve bu açıklamasıyla kamuoyunda tepki uyandıran AKP Konya milletvekili Hüsnü Tuna hakkında partisi tarafından ön inceleme başlatıldı. Atatürk ilke ve inkılaplarına Hüsnü Tuna'nın bu tepki çeken sözlerini değerlendirmek için bugün acil koduyla toplanan AKP Grup Yönetim Kurulu yaklaşık bir saatlik bir toplantıda konuyu değerlendirdi. Toplantıda Tuna'nın sözlerinin incelenmesi kararı ağırlık kazandı. AKP yönetimi Tuna'nın sözlerini inceledikten sonra gelecek hafta yapılacak olan toplantıda Tuna hakkında kararını açıklayacak. Buluşmamızı Parti Yönetim Kurulu Tuna'nın parti disiplinine aykırı hareket ettiği sonucuna varırsa tedbirli olarak Müşterek Disiplin Kurulu'na sevk edilecek. AKP'nin gizli ajandasını açıklayan Konya Milletvekili Hüsnü Tuna ile ilgili soruşturma açıklaması ise türban tartışmalarının sürdüğü bugünlerde AKP'nin stratejisi olarak değerlendirildi. Yani AKP bir yandan üniversitelere siyasi simge türbanı sokuyor, bir yandan da eleştirileri azaltmak için erken açıklama yapan vekili hakkında soruşturma açıyor. Demokratik ve layık cumhuriyete. Zaten parti yönetimi de kendilerinden habersiz yapılan bu tür açıklamalardan oldukça rahatsız. Yargıtay Başsavcılığı'nın AKP'nin türban konusundaki düzenlemelerini rejimi tehdit ettiği gerekçesiyle kapatma davası için dosya hazırladığı bir dönemde bu tür açıklamaların partiye zarar vereceği düşünülüyor. Ve anayasaya sadakatten... Bu arada katıldığı bir paneldeki konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ten Kemalizm ilerlemeden çok gerilemeye tekabül etmektedir. İleride bizlere neden her yerde bu adamın heykelleri ve fotoğrafları var diye soracaklar şeklinde konuşan Profesör Doktor Atilla Yayla bu sözleri nedeniyle 1 yıl 3 ay ceza aldı. 18 Kasım 2006'da AKP İzmir İl Gençlik Kolları'nın düzenlediği Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerinin toplumsal etkileri konulu panele konuşmacı olarak katılan ve burada yaptığı konuşma nedeniyle hakkında dava açılan Yayla'nın aldığı bu ceza ertelendi. Ancak Yayla denetimli serbestlik yasası kapsamında bir uzman tarafından 2 yıl denetim altında tutulacak.